Yale Üniversitesi'nden eski bir sınıf arkadaşım geçenlerde bana tek eşli ilişkinin modasının geçtiğini ve toplum için iyi bir şey olmadığını söyledi. Ben de bunun üzerine kıza aile yapısını ve evlenmeyi planlayıp planlamadığını sordum. Arkadaşım varlıklı bir aileden geldiğini ve ünlü bir teknoloji firmasında çalıştığını söyledi. Ve evet kendisi tek eşli bir evlilik yapmayı planlıyordu ama evliliğin herkes için olmaması gerektiğini de hemen ekledi. Kız geleneksel bir aile tarafından yetiştirilmişti. Kendisi de geleneksel bir aile kurmayı istiyordu. Ama bir yandan da geleneksel ailenin modasının geçtiğini ve toplumun bu aile tipini aştığını iddia ediyordu. Bunu nasıl açıklayabiliriz? üst sınıf Amerikalılar eskiden sosyal statülerini lüks ürünlerle gösterirlerdi. Bugün ise bunu lüks inançlarla yapıyorlar. İnsanlar sosyal statülerini çok önemserler. Aslında araştırmalar insanların kendi esenlikleri için çevreleri tarafından takdir edilmeye paradan daha fazla önem verdiklerini gösteriyor. Statümüzü göstermek için yeni yollar bulma baskısı altındayız. Modaya uygun elbiselerin sürekli değişmesinin sebebi de budur. Ama günün modasına uygun elbise ve ürünler daha ulaşılır ve hesaplı hale geldikçe lüks ürünlere atfedilen statüde azalmaya başladı. Üst sınıflar bu duruma akıllıca bir çözüm buldular. Lüks inançlar. Bu inançlar zenginlere çok az maliyetle statü sağlarken daha alt sınıflar üzerinde de büyük hasara yol açıyorlar. Lüks inançlara verebileceğimiz örneklerden biri her aile yapısının eşit olduğu inancı. Bu doğru değil. Evli bir çiftin yürüttüğü ailelerin çocuklar üzerinde en faydalı olan aile tipi olduğuna dair kanıtlar oldukça açık. Ama evli anne babalar tarafından yetiştirilen varlıklı, eğitimli insanlar tek eşli ilişkinin modasının geçtiğine, evliliğin yanlış olduğuna ve tüm aile tiplerinin aynı olduğuna diğerlerine göre çok daha fazla oranda inanmaya meyilliler. Evlilik konusundaki bu gevşek duruş ise çalışan sınıflara ve fakirlere sirayet ediyor. 1960'larda Amerika'da üst sınıf ile alt sınıfta evlilik oranları aynıydı. Ama bu dönemde varlıklı Amerikalılar sosyal normları gevşettiler ve evliliğe kuşkuyla baktıklarını söylemeye başladılar. Bu lüks inanç ailenin erozyona uğramasına neden oldu. Bugün varlıklı Amerikalıların sınıfında evlilik oranları 1960'larla hemen hemen aynı. Ama daha alt sınıflarda insanlar çok daha az oranlarda evleniyorlar. Dahası evlilik dışı doğum oranları 1960'lardakinin 10 katı. Varlıklı insanlar nadiren evlilik dışı çocuk yapıyorlar ama bu lüks inancı dile getirmeye diğerlerine göre çok daha fazla yatkınlar ve bunun da onlara bir maliyeti olmuyor. Diğer bir lüks inanç ise dinin irrasyonel ve zararlı olduğu inancı üst sınıfa mensup insanların ateist veya dinsiz olma ihtimalleri daha fazla. Ama bu insanların dinin birleştirici sosyal yapısına ihtiyaç duymadan başarılı olmalarını sağlayacak kaynakları var. İbadethaneler fakir toplulukların sosyal dokusu için genellikle çok önemlidir. Dinin önemini kötülemek fakir insanlara zarar veriyor. Varlıklı Amerikalılar yaptıkları kariyerde anlam bulabiliyorlar ama çoğu Amerikalının kariyer gibi bir lüksü yok. Bu insanların ellerindeki para kazandıkları işler. Kart basıp işe gidiyorlar ve kart basıp işten çıkıyorlar. Bakımını üstlenecekleri bir aile ya da topluluk olmadan bu işlerde çalışmak hayatı oldukça anlamsız hissettirebiliyor. Bir de bireysel tercihlerin şans gibi rastlantısal sosyal güçler kadar önemli olmadıklarını söyleyen lüks inanç var. Bu inanç Yale ve Cambridge gibi üniversitelerdeki sınıf arkadaşlarım arasında, üniversite hayatımdan önce içinde olduğum koruyucu ailelerde yetişen çocuklara ve ordudaki silah arkadaşlarıma göre çok daha yaygın. Bu inancın ana fikri yaşamın seni nereye götüreceği üzerinde pek fazla kontrolün olmadığı. Bu fikir üst sınıfa fayda sağlarken sıradan insanlara zarar veriyor. Prestijli üniversitelerdeki öğrencilerin aralıksız çalışmalarına rağmen azmin önemini küçümsemeleri sık rastlanan bir şey. Bu öğrenciler verdikleri çabadan ziyade şanslı olduklarına vurgu yapıyorlar. Bu mesaj oldukça yıkıcı. Eğer avantajsız durumdaki insanlar başarının ana faktörünün şans olduğuna inanırlarsa çalışıp çabalama ihtimalleri azalır. Beyaz ırk ayrıcalığı anlamakta en çok zorlandığım lüks inançtı. Zira ben fakir beyazlarla büyüdüm. Üst sınıfın üyeleri genellikle ırksal eşitsizliğin beyazların doğuştan gelen ayrıcalıklarından kaynaklandığını iddia ediyorlar. Ama buna rağmen ortalamada Asya kökenli Amerikalılar daha eğitimliler, daha fazla para kazanıyorlar ve beyazlardan daha uzun yaşıyorlar. Beyaz ırkın ayrıcalığı fikrini en şevkle savunanlar varlıklı beyazlar ama aynı zamanda bu fikri desteklemenin bedelini ödeme ihtimalleri en az olan insanlar da onlar tam tersi ayrıcalıklarından bahsederek sosyal duruşlarını yükseltiyorlar. Başka bir deyişle üst sınıf beyazlar kendi yüksek statülerinden konuşarak statü kazanıyorlar. Ama beyaz ırk ayrıcalığı ile savaşmak üzere yapılan yasalar ayrıcalıklı beyazlara zarar vermeyecekler. Bu yasalar fakir beyazlara zarar verecekler. Varlıklı beyazlar kendi lüks inançlarına her zaman inanmıyor olabilirler. Belki de bazıları bu ideolojik kürkü giymekten hoşlanmıyorlar. Ama eğer çevreleri bu kürkü giymedikleri için kendilerini cezalandırırsa bir daha bu kürkü giymeden dışarı asla çıkmayacaklardır. Çünkü eskinin üst sınıflarının taktıkları lüks takılar ve giydikleri tasarımcı elinden çıkma elbiseler gibi lüks inançlar da onları alt sınıflardan ayırıyorlar. Bu inançlar da daha avantajsız insanlar üzerinde somut zarara neden oluyorlar ve üst sınıf ile alt sınıf arasındaki uçurumu daha da açıyorlar. Moda elbiseler gibi, moda inançlar da yakın zamanda modası geçmiş olacaklar. Gelecekte üst sınıfın en tepeye, statüye çıkmak için şimdi kutsal saydıkları daha fazla değeri kötülemelerini bekleyebilirsiniz.